Hakkında çıkan bu kararı konuşacağız. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Profesör Doktor Sayın Muharrem Kılıç karşımızda. Hoş geldiniz Sayın Kılıç. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Netanyahu ve Gallant hakkındaki bu karar. İsrail bunu kabul etmiyor her zaman olduğu gibi ve hatta tehditler var Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne. Uygulanır mı sizce çıkan karar? Ne dersiniz? Evet. Öncelikle şunu ifade edeyim. Burada tabii başsavcının ilgili ön büroya mahkemeye bir başvurusu söz konusu. Bu tedbirin alınması yönünde geç de olsa böyle bir tedbir talebinin başsavcılık tarafından mahkemeye iletilmiş olması çok anlamlı gerçekten. Roma statüsüne taraf olan, ki Roma statüsüyle kurulmuş bir uluslararası yargılama merceği, evrensel yargılama merceği Uluslararası Ceza Mahkemesi, yükümlülükleri taraf ülkelerin, imzacı ülkelerin yükümlülükleri söz konusu. Bu noktada işbirliği yapmak ve alınacak olan mahkeme tarafından eğer verilirse bu karar, bu gerçekten dünya kamusunun vicdanında beklenen, vicdan temelinde beklenen, insanlığa karşı bu suç eylemlerinin, soykırım eylemlerinin cezasız kalmayacağına ilişkin bir umut ışığı oldu bu başvuru. Bu karar çıktığı takdirde 124 ülke, taraf ülke, o ülkelerin kendi ulusal hukuk sistemleri, yargı sistematiği çerçevesinde iki kişi hakkında, hem başbakan hem de Milli Savunma Bakanı hakkında verilecek olan bu tedbir kararını uygulaması gerekiyor. İşbirliğinde bulunması gerekiyor ilgili ülkelerin. Peki, yani az önce de ifade ettim, tehditler var. Bir de şimdi çıkarsa süreç nasıl işleyecek? Tabii Putin hakkında da verildi ama o süreç işlemedi. Bununla da kıyaslanıyor zaman zaman. Ne dersiniz, Evet. Bir çifte standart uygulanır mı? Kesinlikle bu zamana kadar sadece tabii 7 Ekim'den bu yana tanık olduğumuz bu insani trajediye karşı duyarsızlığını Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri tarafından da ortaya konulduğunu tümüyle olmasa da görmüştük. Burada hem insan hakları müktesebatına, insanlık tarihinin yaşadığı trajediler üzerine üretilmiş olan bu müktesebata ve yanı sıra bu değerler sistemine ve yanı sıra kurulan bu BM bünyesi ve BM çatısı altında oluşturulan bütün mekanizmalara olan inancı zedelediğini, yadsıdığını ve ikiyüzlü biçimde hareket edildiğini ne yazık ki görüyoruz. Bir küresel hipokrasi var burada. Burada bir yani bütün değer alanları, hani insanlık, yani savaş halinde savaşın da bir hukuku var. Onun için Cenevre Sözleşmelerinin bir takım gereklilikleri var. Sivil katliamın, zayiatın asla olmaması gerektiği başta olmak üzere. Bunların her biri dünyanın gözü önünde delilli, kanıtlı bir şekilde ihlal edildi. Burada ne yazık ki bu ikiyüzlü tutum, görmezden gelme durumu devam ediyor. Sadece bununla da sınırlı değil. Başsavcıya yapılan bu küresel bir, uluslararası küresel bir yargılama merceği ve ikincilik ilkesi, tamamlayıcılık ilkesi çerçevesinde hareket ediyor bu. Yani şunu kastediyorum, yani ilgili ulusal hükümetler, savaş suçu işleyen, soykırım fiili, insanlığa karşı suçları işleyen sorumlular hakkında herhangi bir takibat yapmazsa, cezai soruşturma açmazsa bu takdirde UCM, Uluslararası Ceza Mahkemesi, tamamlayıcılık ilkesi çerçevesinde ulusal egemenlik hakkını ulusların dikkate alır biçimde uyguluyor, uygulaması gerekiyor. Fakat bu noktada malumunuz olduğu üzere bütün dünya kamuoyunun gözü önünde pervasızca, herhangi bir takibata uğramadan ve hatta himaye görerek bu suç fiilleri gerçekleştiriliyor. Tabii burada şunu da ifade edeyim, buradaki baskı, ki bir Amerika Birleşik Devletleri'nden bir senatörün, hatta bazı senatörlerin daha önceki süreçte bu yargılama yetkisine, yargı makamlarına doğrudan açık, tehditkar bir biçimde uyarılarda bulunduğunu, yani işleyecek olan yargı sistemine, adil yargılanma ilkesine açıktan bir tehditle müdahale edildiğini hatta görüyoruz. Yaptırım tasarısına destek de verildi son olarak. Senato'dan Evet. zaten bazı kişiler geçtiğimiz haftalarda dediğiniz gibi bir tehdit savurmuştu. Yaptırım Evet. Konusu da gündeme geldi. Evet. Bu tabii ki gerçekten dünya kamuoyunun nezdinde ciddi bir sınav. Ciddi birçok sınavla tabii ki karşılaştık, imtihanla karşılaştık ama bu en trajiklerinden, en ağırlarından, maliyeti en kısa sürede
35.560 kişinin katledildiği, masum sivilin katledildiği bir facia, bir fecaat. Burada tabii ki sadece burada başsavcının başvurusu, ilgili bu savaş konseyinin başkanı veya yardımcısı niteliğindeki iki kişi hakkında. Fakat Nürnberg yargılamaları, Holokost sonrasındaki Nürnberg yargılamaları, nasıl ki o süreç içerisinde soykırımı işleyen bütün faillere, erbaş, her kimse, bütün bürokratlara yönelik bir yargılama olarak yargılama yapıldıysa ve insanlık vicdanındaki bu yük, bu yargılamalarla en azından dindirilmeye çalışıldıysa, benzer şeyin umut ederim ki önümüzdeki vadede, yıllarda, ki bu savaş suçlarının, soykırım suçlarının her biri delilli ve tanıklı. Türkiye hem devlet politikası olarak hem de ulusal ölçekte sivil toplum örgütleri, hukuk camiasının da bu noktada deliller, ellerindeki delilleri, kanıtları sunduğunu ifade etmeliyim. Biz de Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu olarak oluşturmuş olduğumuz komisyon, bu buradaki insanlığa karşı suçların araştırılmasına ilişkin komisyonda yakın zamanda raporumuzu yayımlayacağız. Burada da deliller setinin olduğunu ifade edeyim. Burada mağdur olan, savaş mağduru olan ve Türkiye'ye sığınmış olan, sağlık hizmeti desteği alan Filistinli yurttaşlarla görüşmelerimiz söz konusu oldu. Bütün bu delillerin toplandığını ilgili çevreler tarafından, uluslar, ülkeler tarafından ve bunların da aksettirildiğini ve bunun üzerine başsavcının olayın ciddiyetini, kamuoyunun göz önünde cereyan ediyor ama ulaşılan somut delillerin de bu noktadaki ciddiyeti, ağırlığı, trajedinin büyüklüğü neticesinde böyle bir tedbir talebinde bulunduğunu görüyoruz. Burada gerçekten az önce sizin haberinizde de yer aldığı üzere Norveç, İspanya, İrlanda gibi ülkelerin Filistin'in barış hukuku, barış hakkı çerçevesinde bağımsız, kendi egemenlik hakkını, yetkisini kullanabileceği, bağımsız devlet olarak barış içinde yaşayabilme umudu çerçevesinde böyle bir adım attıklarını görüyoruz. Bu kendiliğinden gelişen bir durum değil. Çok gerçekten ümit var ve umut vaat edici bir durum bu. Bu yaşanan trajedinin, 7 Ekim'den bu yana yaşanmakta olan trajedinin gerçekten bütün dünya kamuoyunda yaratmış olduğu bir infial aslında. Her ne kadar siyasi elitler, mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde bütün üst düzey üniversitelerin hepsinin hareketli olduğunu, gençlerin, akademisyenlerin, üniversite öğrencilerinin olaya duyarsız kalmadıklarını, ciddi anlamda bir insan hakları aktivizmi ve mücadelesi sergilediklerini görüyoruz. Bu gerçekten gelecek adına umut vaat ediyor. Ve burada aslında BM yapısı nasıl ki ilk kuruluşundan itibaren üst yapının, üst yapısal biçimde nasıl ki insan haklarını tanzim ettiği bir yapısal duruma evrildiyse, burada farklı bir durum var. Alttan yukarıya doğru kitleler, uluslar, insanlar hangi dinden, hangi meşrepten, hangi etnik kökenden olur ise olsunlar, bu insanlık ayıbı ve trajedisi karşısında suskun kalmayarak hareketlendireceğini ve buna ilişkin restorasyonun, buna ilişkin insan hakları temelli vicdani muhasebenin yapılacağına yürekten inanıyorum. Peki. Tabii bugüne kadar olanlar İsrail üzerinde bir baskı oluşturmuş değil. En azından yani sahada maalesef ki katliam devam ediyor. Geçtiğimiz saat diliminde konuşmuştuk diğer konuklarımızla, işte tanıma kararı Avrupa ülkelerinden, 3 ülkeden tanıma kararı da geldi. Şimdi de bu tutuklama kararı, yani bir baskı oluşturacak düzeyde mi tüm bu gelişmeler sizce İsrail üzerinde? Kesinlikle öyle. Şunu söyleyebilirim aslında, bir savaşın, bir mücadelenin devam ettiği süreçte belli boyutları var. Belki sahada etkili olabilirsiniz. İstediğiniz insani dramları, trajedileri asimetrik bir güç ilişkisiyle İsrail bunu yapıyor. Sivillere karşı en sofistike, en gelişmiş silahlarla sivilleri katlediyor. Burada görece bir başarı elde etmiş olabilirler kendi nezdinde, tırnak içerisinde söylüyorum bunu. Fakat ahlaken, küresel ahlakın ve vicdanın nezdinde tümüyle kaybettiklerini söyleyebilirim. Burada belki siyasi elitler, az önce de söyledim, özellikle BM Güvenlik Konseyi'nde müzahir olan İsrail'in bu gayri insani asimetrik tırnak içerisinde savaş diyeyim, karşısında onlara destek sunan, himaye eden ülkeler ve ulus yurttaşları da dahil olmak üzere küresel vicdanda İsrail yalnızlaşmıştır. İsrail bütün tezlerinin, iddialarının,
bu zamana kadar kullanmış olduğu ki yaklaşık 3 çeyrek asırdır apartheid rejimi orada devam ediyor. 56 yıldır yarım yüzyılı aşmış bir süreç içerisinde işgal devam ediyor, sömürgecilik devam ediyor. Bütün bunların hesabını bütün kamu vicdanı, küresel vicdan mahkum etmiştir. Onun için aslında bu başvurunun yapılmış olması başsavcı tarafından, Uluslararası Adalet Divanı'nın Güney Afrika başvurusu üzerine harekete geçmiş olması, bütün toplumların, ulusların harekete geçmiş olması İsrail'in büyük yenilgisini, ahlaki yenilgisini, hukuki yenilgisini, insan hakları ve barış hukuku adına yenilgisini ortaya koymuştur, tescillemiştir. O açıdan ben bu yönüyle değerlendiriyorum. Buradaki herhangi bir zafer çığlığı atılmasının insanlık adına da utanç verici olduğunu ifade etmem gerekiyor. Uluslararası Adalet Divanı'nda da bir yandan soykırım davası, yani süreç devam ediyor. Bu ona bir delil oluşturur mu ya da etki eder mi iki dava? Kesinlikle, ama öncelikle sevgili seyircilerimizin de dikkatine sunmak adına şunu söyleyeyim. Uluslararası Adalet Divanı Güney Afrika başvurusu üzerine Türkiye'de Dışişleri Bakanlığımızın açıklaması üzerine müdahil olduğu bir dava devam ediyor. Oradaki yargılama hem uluslararası hukuktan kaynaklı biçimde devletlerin soykırım eylemleri, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları çerçevesinde tüzel kişilik olarak devletlerin sorumluluğunu yargıladığını ifade etmem gerekiyor. Yani İsrail Devleti. Fakat Uluslararası Ceza Mahkemesi özelde gerçek kişilerin, yani ilgili savaş suçlarını insancıl hukuktan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden mütevellit suçların yargılanması, soykırım fiillerinin yargılanması noktasında Roma statüsüne bağlı olarak ilgili şahısların tekil anlamda yargılanmasını ifade ediyor. Tabii ki ikisi birbiriyle bu anlamda hem bilgi, hem belge, hem hafıza, hem bu noktada deliller setinin paylaşılması noktasında ortak kesişen durumların olduğunu ifade etmem gerekiyor. Çünkü burada gerçekleşen hadise, bu trajedinin delilleri, kanıtları az önce de söyledim. Delillendirilmesi noktasında bütün o kısıtlamalara rağmen, çünkü malumunuz olduğu üzere orada kullanılan silahlar, orada da kullanılan sivilleri hedef alan bombalar, fosfor bombaları, her ne kadar buna ilişkin bir dijital karartma, dijital abluka olarak da ifade ediliyor literatürde. Çabasına rağmen İsrail'in bu dijitalizasyonun egemen olduğu dünyada bunları da başardığını söylememiz mümkün değil. Onun için bütün dijital veriler, bütün delillerin, kanıtların var olduğunu, saklandığını, tutulduğunu, farklı çevrelerde farklı insan hakları duyarlılığına sahip olan aktivistler tarafından. O açıdan bu süreç birbirini destekleyen hem Adalet Divanı'ndaki yargılama, deliller, müzakereler, tarafların, bu noktada başvuran tarafların iddialarının delillendirilmesi konusunda iki taraf için, iki yargı merci açısından geçerli olduğunu söyleyebilirim. Profesör Doktor Sayın Muharrem Kılıç, çok teşekkürler katıldığınız için. Ben teşekkür Sağ olun. ederim. Haber merkezine devam edeceğiz. Sana